Efendim Pozitif Atölye'ye hoş geldiniz. Bugün bence oyunculuk programında konuğumuz sevgili Sevinç Bulak. Kendisi Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun aranan aktörlerinden birisi. Benim de e, sanırım 9 yıllık arkadaşım. Kendisiyle nasıl tanıştığımızı birazdan size anlatacağım. Hayır Şimdi anlatma. Çok... <laughs> çok tatlı bir tanışma sürecimiz var. E, kendisiyle oyunculuk hakkında ve kendisi bir oyunculuk eğitmeni, oyunculuk eğitimi hakkında sohbet edeceğiz. Hoş geldin. Öğrenciler de izleyecek Beyti Şu an çok korkuyorum. <laughs> Ama izlesinler işte İzledim. ne güzel. Öğrencin olamayanlar da izlesinler. Ay evet. <laughs> o çok daha güzel bence. Evet e, hemen anlatıyorum ben yine tamam. sevinçlerimize nasıl tanıştığımızı. 2010 yılında ben Sokağa Çıkma Yasağı isimli oyununa Afife ödüllerinde e, yardımcı rolde komedi erkek oyuncusu dalında adaydım. E, Sevinç de bu ödülü sunmak adına bir önceki yıl e, aynı ödülü kendisi almıştı sahneye geldi biz büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çağlar Çorumlu'ya yan yana oturuyoruz. Çağlar Çorumlu aynı zamanda kendisinin partneri. Ve aday. Ve aday. Birlikte oturuyoruz. <laughs> yani bir aday da ben çok önemli yani Evet şu evet. <laughs> ve e, Sevinç zarfı açtı. Benim ismimi gördü. Yüzünde büyük bir hüzünle birlikte... Bakırköy Belediye Tiyatroları Beyti Engin dedi. Dişlerimin, <laughs> dişlerimin arasında. O, sen de anlatsana bir o an. Bir an. <laughs> ya aslında tabii Şimdi Çağlar partnerim olduğu için bunu çok doğal e, bulacaksın yani umarım yani. <laughs> bu kadar bu, bu kadar antipatik açılmıyor umarım burada yani Hayır tabii canım, hani oğlum. Çağları çok istiyordum ve seni de hiç tanımıyordum o sırada da oynamamıştın yani ben aslında e, son derece hırslı bir şekilde <laughs> seyretmek de istiyordum hani Allah Allah kimmiş canım o Çağların yanında aday olan ha evet şey adaylıklar açılandıktan sonra bizi tekrar oynamadık. izleyememiştim çünkü hemen girmiştim Bakırköy Belediye'nin. <laughs> sonra geldim hatırla, hatırlarsın onu, onu da anlatırsın. Ee, yani Çağlar'ın almasını çok istiyordum. Çünkü birlikte oynadığımız bir oyundan adaydı. Ee, açtım. Ee, evet aynen dediğin gibi önce tiyatronun adı yazıyor. Bakırköy Belediye Tiyatrosu diye gördüm. Hani acaba dedim bölüştürülmüş olabilir mi? <laughs> çünkü daha zarf hani şey kağıt çıkmamıştı zarftan. Hayır gayet tek başına duruyordun orada. Vay. Adın yanıyordu. Kendi kendime de dedim ki. Yani saçma sapan hareketler yapma ve aynı gülümsemenle söyle ama herhalde diyemedim öyle. Çünkü sonra Çağlar da bana senin için ne kadar ayıp sunum yaptın dedi. Hayır canım dedim yani sen Çağlar Çorumlu orada nasıl söyleyecektim? Sofia Loren'in Roberto Benigni'ye Roberto dediği gibi bir şey yapmanın da hayalini tabii kurduğum tabii düz bir yerden. Beyti Engin dedim sen böyle duş ışık yandı ve geliyorsun gel bakalım gel gel. <laughs> sonra bir de sana dışarıda şeyde de o süpesinde de yemek içmek faslında evet, da evet. böyle orada tanışmıştık zaten ilk. Asıl evet orada. Yani tanıştık. sahnede sana böyle merhaba demiştik Ödül sahne. verilirken <gülüyor> <gülüyor> ki Çağlar'ı da gördüm ayakta seni alkışlıyor. Evet çünkü o asla da ben çok mutlu çünkü olacaktım. Çünkü zaten bir çünkü... şey söyleyeceğim öyle olması gerekiyormuş. Yani anormal olan benim o <laughs> Kötü olan benim yani. Ya Tabii bizim Çağlar'la o kadar ortak bir şekilde yürüdü ki kariyerlerimiz. Zaten Çağlar e, seninle bir Be Be Beyt Engin diye biri aday demiştim ben o ne Beyti mi aday falan <laughs> ya bu ne sevinç falan demiştim Çağlar'a. Ben de Çağlar'a Ama e, bence tanışmamız da çok tatlı bir Ço e, anıdır. Çünkü sonra gelmiştim oyuna Evet evet geldi. Bir de hani o oyun benim için şey anlamında da çok özeldir. Hani çok duymuştum. Beyti Engin babana çok benziyor. Beytengin hmm. babana çok benziyor. Orası benim için çok romantiktir ve gerçekten şahane oynuyorduk. özrümü dilemiştim ederim. lütfen. Tabii ki lütfen. canım. Aa, lütfen. <laughs> Artık böyle biri değilim Beyti. <laughs> Olmadın, o zamanlar öyle biriydim. Ve sonrasında biz e, birçok defa partner oynadık. Evet. Çok kolay aslında bizim sektöründe bu buluşmalar çok kolay olmuyor. Evet. E, benim hatırladığım bir tiyatro oyunumuz, bir kısa filmimiz, e, bir tane de dizimiz var. Evet çok uzun Bayağı soluklu partner bir oynuyoruz. dizimiz var. Evet aynen öyle. Ne güzel. Kısa filmde zaten sen teklif almıştın. Buraya da Sevinç oynar demiştin. Evet, evet Tamam evet, demiştim. Aynen. O filmde sonra çok güzel yerlere geldi. Evet. Onun için çok hoşuma gidiyor o anımızda. Kısa filmlere nasıl bakıyorsun? Sana kısa film, mi? Kısa ben film. kısa filmleri çok seviyorum ve bana genelde geliyor. <laughs> öğrencilerden de geliyor, profesyonellerden de geliyor. Vaktim oldukça yapmaya çalışıyorum çünkü çok öğretici buluyorum bizler için kısa filmi. Tabii, tabii. Yani kısa zamanda uzun anlatmak. Kıymetli bir şey. Bence çok kıymetli bir şey ve güzel kısa filmlerim var. Var var. Evet var. <laughs> güzel. Peki. E... Sen çok küçük yaşta oyunculuk yapmaya başladın. Hatta oyunculuk yapmaya başlamadan önce zaten tiyatroların kuislerinin içerisinde büyüdün. Evet. Ee, oyunculuk yapma fikri nasıl alevlendi sende? Ben çok değiştirdim kararlarımı ve hepsi çok onay aldı. Babamdan onay aldı, annemden almadı. Onu altını çizmek <laughs> isterim. Çünkü böyle hiç yaş olarak hatırlamıyorum ama genelde sofrada karar veriyordum ya da kararımı sofrada açıklamak istiyordum anne anne baba çocuk sofrasında ee, birlikte işte üçümüz yemek yerken ben ne olacağımı seçtim diyordum. İşte ilk dediğimde e, çok heyecanlı bir şekilde annem baktı, babam da çorbasını içmeye devam etti. Yani bir çocuk bir karar almış işte 7 8 yaşında olabilirim. Ne olacaksın dedi annem. <laughs> Dansöz olacağım ben dedim. Annem böyle ne bekliyorsa Ay. ne diyeceğim uzay bilimi ile ilgileniyorum falan. Ama sonra ne astronot olmak istediğini de biliyorum. Astronot olmak <laughs> istedim ve babam her defasında yani dansözlüğe, veterinerliğe, astronot olma düşümü, oyunculuğa kadar babam görebildi ama hani profesyonel anlamda göremedi. Ne söylesem böyle bakıyordu. Annem bayılıyordu. Annem kadrajdan çıkıyordu. Babamla teke tek kalıyorduk çok yakışır benim kızıma diyordu. Ne söylersem ah, ne söyleyeyim. Annem de tabii altan saçmalama. İşte çocuğu etkiliyorsun şu anda. O ne demekmiş? Bu ne demekmiş diyordu. Çünkü annem oyuncu olmamı çok istiyordu. İstiyor ee, muydu Füsun oyuncu? Çok istiyordu. Ama. Yani çok söylemiyordu ama istediğini hissettiriyordu. Ben de tepki yani kız çocuğu anne tepkisi olarak <laughs> başka şeyler seçiyordum. özlüğü çok seviyordum. Çünkü hani her kız çocuğu gibi bir de kulislerde büyümenin etkisiyle işte boyanmak. O zaman bak daha başka biri olmak değil yani. Çünkü o oyunculukta öyle bir şey var ya. Bir çocuğun <laughs> içinde hissedebileceği. Ona da geldim daha sonraki zamanlarda. Ama dansözlük daha çok böyle işte simler sürecek, boyanacak, dans <laughs> edecek ve böyle bir müzik var içinde falan. Ee, nasıl bu kararı aldığımı gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ama hayatımda çok önemli bir yeri olduğu için yani bilinsin isterim. Zaten biliniyordur ama yani bu, bu kadar güzel bir programda da söylemek isterim. Ee, Ali Porazoğlu'nda <laughs> çalışıyordu babam. Seçimler diye bir skeç yapı yapısından oluşan bir oyunda oynuyordu. İşte Cem Özer, Duygu Ankara. Çok kalabalık ve çok güzel bir kastı vardı. Evet. Pelinsular falan, Levent Tülekler, ah, Levent Kazaklar, Alpay İzerler. Ben de kulis fareliği yapıyordum. Çünkü annesini babasını görmek isteyen bir çocuktum aslında. Yani o kadar çok kulis kulisteki her şeyle çok ilgileniyordum. İşte o zamanlar belki Oyuna biraz... Oynada o... izliyor muydun? Hepsini izliyordum. Genel provaları karşıdan izletiyorlar. Sonra karşıdan izlemenin bir e, istihap haddi dolunca kuliste sandalyede çeşitli açılardan izliyordum. Onlarla birlikte tekrar ediyordum Öyle ve tıpkı şu anda e, Tolga Yeter'in yönettiği bir oyunda oynadım muhtemelen evet. konuşacağız onu. Oğluyla birlikte onun partneriz şimdi oyunda. Öyle mi? Evet. oğlu ah, oynuyor güzel. oradaki küçük çocuğu Louis. E, şu anda yalgında kendimi görüyorum. Çünkü yalgın her o bir sahnesi var oyunda. Açılış dansından ve kapanış dansının dışında bir tane sahnesi var. Bütün oyun kuliste farklı açılarda oturarak, ne güzel. oyunu dinliyor ve izliyor ve o olan şeye bakıyor. O bir, onun güdüsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Onu bir Bence çocuğa böyle yani. şöyle öğretilemez herhalde. Sen de eğitmenlik yaptığın için muhtemelen katılacaksındır. Yani çocuklar bir tiyatroda oynama şansı yakalarsanız abilerinizi, ablalarınızı her oyun seyredin. Çünkü her oyun kendi içinde aynı metin olmasına rağmen hmm. dinamikleri sürekli seyirciyle de değişen bir e, yapı olduğu için çok Ve öğretir. şimdi özellikle çok fazla akıllı telefonlar, e, tabletler, mabletler odaklanmanın bu kadar dağınık olabildiği bir dönemde. Güç olduğu bir dönemde. Bir dönemde. O dönemde oturup tabii, onu izliyor da çok evet, O dönemde hiç öyle bir şey Çok yok hoşuma gidiyor. Yani. Böyle hakikaten böyle burnum sızlıyor yalgına orada baktığım zaman. Çünkü Sadece görmek de değil, ben yalganın hep orada olduğunu bilme bilgisinden tür hissediyorum onu böyle güzelmiş. arkamızda. Peki, bazen e bu açıda, bazen o açıda. İlk başladın. E Başlamadım. Başladığında tiyatro almıştın. E tiyatro ile mi başladın? Ben mi? -hı. -hı. Atıldım sahneye atıldım şöyle oldu o seçimleri seyrediyordum gene kaç bininci defa olduğunu bilmiyorum bir cuma akşamıydı cumaları gidebiliyordum cuma cumartesileri gidebiliyordum annem kuralcıydı yani hafta içi yollamıyordu babam da ne olacak madamiko hadi diyordu hayır cuma ve cumartesileri seyredebilir diyordu yani gene böyle izlediğim bir gece muhtemelen tekrar da ediyordum şimdi bunlar böyle biraz romantik buharlı anılar ama hani hissederek hatırladığım kadarıyla laflarını da tekrar ediyordum. Bir bakkal skeci olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Babamın üzerinde bir bakkal önlüğü var. Yani küçük kurulmuş bir yapı. Bunun gibi düşün. İşte burada bir işte Omo. Omo'yu hatırlıyorum mesela. Babam böyle bekliyor. Biri girecek bir oyuncu. Küçük bir şey oynayacaklar. Daha çok babam konuşacak. Yani Hı -hı. Gir girecek ona nesan pasör. Söyle ve gördüğüm ve bildiğim bir şey ya. Çok iyi. Bütün oyunu çok iyi biliyorum. Hı -hı. Zaten şu anda da bence bütün oyunu ezberleme nedenim de o güdüsel Öyle yerden misindir? geliyor. Hı. Bu bir hedef ya da hesap e, hesap ederek yaptığım bir şey değil. Bence e, o küçük sevincin hani çocuk evet, evet, çocuk anladım. sevincin e, yaptığı a, onun alışkanlığı devam ediyor gibi geliyor bilmiyorum. Tekrar ediyordum lafları. Tabii o sırada atıldığında kim olduğunu bilmiyorum. Böyle tam kürek kemiklerinden e, hem çok güven veren bir hisle. Yani böyle bir <laughs> itmesi değil yani. Böyle beni bayağı atıldın ya. Evet yani. evet. Yani şey gibi düşün hani perde böyle sen yani Şurası seyirci. Böyle beni bıraktı. Beni sahneye bırak <laughs> Kim olduğunu da bilmiyorum. Zaten bakamadım arkama. Babanın haberi var mıymış? Hayır. Ya da bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hı. Dur hemen hayır demeyeyim. Bilmiyorum. Belki de vardır. Ama zaten Ali abi babama böyle bir şeyi sevince orada atacağım. Haberin olsun. Yapmamış olabilir. Babam böyle hemen buyurun efendim dedi. Şimdi bir babam var sahnede. Bu aslında insanı çok rahatlatması gereken bir şey. Ne diyeceğimi gayet iyi biliyorum aslında. Oradaki diğer karakterin repliklerini söyleyeceksin. Evet, karakter bile değil bunlar. Tip tip, tip tip, tip giriyorlar içinde. Babama bakmakta ısrar etseydim aslında başarabilirdim, becerebilirdim. <laughs> ben yanlış seçeneği işaretleyerek orada ne oluyor acaba deyip seyirci tarafına döndüm. Eski Sıra Serbiler Ali Poyrazoğlu tiyatrosu, uzun böyle bir koridordan girilirdi İlk girişinde. Seyirciyi gördüm Beyti ama seni gördüğüm netlikte değil. O böyle karikatürlerdeki gibi seyirci kafalarını gördüm. Kaç kişilik Oy. bir sahne olduğunu hatırlamıyorum. Diyelim 300 olsun. Daha hmm. büyük bir sahne değildi. Ü 300 bin milyar insan bakıyor. bana bakıyor. Baktım. Babama baktım. Evet dedi babam daha yumuşak bir şekilde. <gülüyor> Yaparak <gülüyor> koşarak çıktım ve alkışlandım. Mesela ilk alkışı Oo, bu. Ne güzel. Hani cesaretlendirmek istedim muhtemelen seyirci. Çıktım ve ağlamaya başladım çıkınca da kim itti kim itti beni kim itti Oy. arkada böyle çocukça beni hemen paketleyip tabi kulise götürdüler. Ne oldu ya dedi Ali abi ne var bunda dedi sen mi attın beni niye sahneye attınız <laughs> benim böyle bir isteğim mi var ki var aslında Oy. bilmediğim bir isteğim. son eve döndük işte babam anneme anlattı annem Tabii benim afivedeki hırsımda öyle düşün annem <laughs> yapamadın mı lafını edemedin mi filan diye annem de böyle bir azarladı. Babam gene her zamanki gibi Peki ilk otim. profesyonel deneyim? İlk profesyonel deneyimim aslında bu. Gene seçimler bence. Çünkü ertesi gece tiyatroya gittim. Zaten gidecektim. Cumartesi. Hı. Yani Cumayı uyudum. Üzgün bir cuma uykusu. Hüsnü seni ikna etti yapabileceğini. Ah, asla böyle. hiçbir şey ikna etmedi. Nasıl bunu başaramadın dedi. Rürür dedi uyuduk. Babam da e, yaptı arkasından. O da bir arkasından. ikna tekniği işte. Olabilir. <laughs> Cumartesi tiyatroya gittim. Elabimin yanına gittim böyle. Biraz küçük bir e, amatör küçük bir oyuncu gibi. Bu arada kaç yaşındayım? 11 yaşındayım. Hı. Ee, Ali abi dedim efendim canım dedi ben yeniden şansımı denemek istiyorum dedim bu cümleyi çalışmıştım ama gitmeden oh. öyle mi dedi evet dedim tamam dedi hangi skeçte dedi bakkal skecinde dedim skecimi de seçtim tamam dedi geldim böyle oraya o, o skece var yani oyun başladığında defalarca <gülüyor> tekrar <gülüyor> çıktım bir robot gibi hiç bakmadan o en korktuğum tarafa orası seyirci hiç bakmadan oynadım çıktım. Alkış falan almadım. Bir öncekinde almıştım. Yok, iyi bir hissi vardı onun Aa, falan deyip çıktım. Sonra o oyunda bana birkaç skeçte böyle yazlar Repliğimi hatırlıyorum. Levent Tülek'le çıkıyorum. Babam karşımızda başka bir skeç. Bir memur böyle memur hmm, e, kollukları evet. var. E, bunu işte böyle eski dil kullanıyor. Levent de anlamıyor. Bu bir içerik var. Şu masaya gidin, bu masaya gidin, o masaya gidin yapacak böyle. Biraz Levent Kırca'nın o <laughs> memur evet, skeçleri evet. gibi. Bunu terluk ettireceksiniz. Terluk diyor baba. Terluk diyor Levent. Bu bana özel olarak yazılmış bir şey şimdi. Bu yok normalde. Aa babacığım. Aynen de şu anda oynadığım gibi söylüyorum. Aa babacığım. Sen terluk'un ne demek olduğunu bilmiyor musun? Terluk ilave ilişki demektir. Hani küçük çocuk biliyormuş. <laughs> wow alkış çünkü muhtemelen Oo, babam orada benim alkış almam için herhalde bir, ya bir şey yapıyor ya dönüp belki apar olarak seyirci. Bilmiyorum ya yani. bir şey yapılıyordu. <laughs> Ve ben e, 1000 lira almaya başladım Ali abiden oyun başına. E, bugünkü 1000 lira gibi <laughs> <laughs> <evet>, düşünmeyin <laughs> 10 <temelen> lira <laughs> olabilir. On, pardon 10 lira olmayabilir çünkü 27 gece oynadım. 27 defa oynadım. 27 bin lira biriktirdim. Ve 26 bin liraya oyuna kostüm aldım Vakko'dan. Beyoğlu'na götürttüm babama. Yine tiyatroya verdin o parayı. Seçimli yani. Evet bakar mısın? 11 yaş. Bin, <laughs> Güzel, peki. E, i̇lk 1000 liramı da sakladım bu arada ve hala duruyor. Hala duruyor. Evet Ali abinin bana verdiği. Bir küçük cüzdanda duruyor. Bir oyuncu yöne, oyuncu tiyatro patronu sözleşmesi yazmış. Damga yapmış mürekkep tükenmez kalemle. Sevinç Erbulak Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda şu tarihten itibaren Seçimler adlı oyunda çalışmaya başlamıştır. E, oyun yövmiyesi bin, te, bin Türk lirasıdır yazan bir e, sözleşmem var. İlk tiyatro sözleşmem de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu oyuncusu olduğuma dair bir sözleşme. Çok güzelmiş. Evet. Ya evet. Bizim Bence de keşke böyle anlarımız bu. olsa. <laughs> Türk tiyatrosundaki bu e, çok isimlerle. Çok tatlı bir yani. yani. evet. evet. Bence profesyonelim bu. Ama sonra e, Hadi Çaman e, vasıtasıyla Kırmızı Başlıklı Meryem diye bir çocuk oyununda. E, Kırmızı Başlıklı kızı... Ama bu şeyler değil. Kelebekler özgürdür falan böyle bir 13, değil. Daha burada çok daha 13 yaşındayım. Önce. Burada 13 yaşındayım. Hı. Babam bunu da görebildi. Zaten babamın oyunculuk e, yaptığım şu an yani, yani 43 yaşındayım. Demek ki 32 senedir sahneye çıkıyorum. Ben Hı. seçimleri sayıyorum çünkü sahneye çıkmak evet, olarak. Ee, babamın tanıklık ettiği bir bu seçimler çok uzun süren. Sonra yanımdaki yatak arkadan başladıkları Yine Ali Aliparizol etli... tiyatrosunda Ali orada lafım sözüm yoktu. Hastanede e, böyle ziyarete giden küçük bir kız oynuyordum. Gene yüksek yövmi alıyordum. Kabahat yövmem e, diğer oyunculara göre de yüksekti. <laughs> Bunu da bugün <laughs> böyle bir de söylemiş oldum. Evet. Ediyorum. Peki e, şimdi o gece karar verdiğin an var ya? Ee, yarın hmm. ben gideceğim ve bunu yapacağım. Yapabilirim mi acaba? Çok emin olmadığım yani bir Yani ve yavaş yavaş sonrasında da yapabildiğini görüp yavaş yavaş ısındığın. Ee, bugünkü sevinçle karşılaşsa o günkü sevinç sen ona neler söylerdin? Ee, çok klişe bir soru ama bence çok Ya bu çok bir güzel soru bir ya. soru. Ben bunu müstahakta soruyorum. Şimdi ilk defa bana sorulunca boşa düştüm. Ee, bir şey demezdim galiba. Yani seyrederdim ve onu konuşturmaya çalışırdım daha çok çünkü... Bence yani mutlaka bir şeyler söylerdim Çünkü sen benim tanıdığım özellikle alternatif tiyatrolarda ve yeni kurulan tiyatrolarda gidip en pozitif geri bildirimleri veren insansın. <laughs> ve herkese yani çok güzel yapın, daha da güzelini yapın, evet, çok güzel olacak evet. diyen insansın. Çünkü, mutlaka bir şey diye olurdu. Yani bizim meslekte ben tecrübeli insan, tecrübeli oyuncuların ya da yönetmenlerin, önemli değil, bir tecrübeli olan takımın daha yeni başlayan ve Henüz bu meslekte çok büyük hayal kırıklıklarına uğranıyor çünkü biliyorsun. Ki. Kişisel olarak da uğruyoruz. Yaşadığımız ülkeyle de ilgili uğruyoruz. Çünkü bu böyle bir bağ yani. Çok tuhaf bir meslek. Kalp kırmanın çok kolay olduğunu düşünüyorum. Yani tecrübeli çok. biri, yeni başlayan birini isterse sözleriyle, bakışlarıyla hakikaten o, o, o gencin kariyerini çok negatif etkileyecek Tabii. şekilde alaşağı al edebilir. yaşadık böyle şeyler. Çok. Ediyoruz. Biraz eğitmenliğe de buradan bakıyorum yani ben, e, çok kuralcı ve çok sert davranmama nedenimin veya... Saçmaladıklarında... E, saçmalama hakkının, oyunculukta saçmalama hakkının dünyadaki en hiçbir meslekte olmayan... En görkemli hak olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla hiç böyle doğruculuk hedeflerim de yok. E, doğruyu bulana kadar, oradaki doğru da çok görecelidir Hı -hı. bizde Hı -hı. bizim işimizde. E, belki kendime en fazla sakin ol diyebilirdim çünkü çok heyecanlıydım ki... Deseydim belki 43'üme kadar da bunu uygulardım. Hala çok heyecanlı biriyim. Ama sana yani e, yanındakiler o kadar Türk tiyatrosunda usta isimler ki keza baban zaten. E, sana sakin ol diyenler de olmuştur muhtemelen. O çok kıymetli ya, bir şey. O kadar yani birçoğumuz ki... aslında oralarda çok yalnızız ya öyle ustaların yanında değiliz, e, öyle bir yerde değiliz. O bir şanstı tabii o biliyorum o yani, o, yani o ailenin içine doğduğun zaman gerçekten çocukça onları daha çok görme isteğinden ötürü gidip benim dünya yani hayatımdaki en afilli odalarımın e, Dormen'lerde ve Ali Porozoğlu Tiyatrosu'nda olması <laughs> hikayesi. Yani evdeki en kıymetli oyuncaklarım her zaman tiyatrodaydı. Çünkü orası benim hep daha çok vakit geçirdiğim bir yerdi. Ev diyebildiğin yer belki de evet, aslında e, bir polis Evet, gibi evde. Şey. Aynen öyle. Ve Çünkü ya, evdekilerin de en çok vakit geçirdiği yer orası. Evet. Aslında, aslında önce bir tepkimeyle gidiyorsun. Çünkü e, arkadaşların normal anne babaları var. Ben ona hep Hı. normal derdim küçükken. 9 ile 5 Normal. arası çalışan ya ev hanımları kadınlar genelde babalar da 9 ile 5 arası çalış. Akşam yemeklerini çok özlerdim. Benim hatırladığım bütün herkes sofralar. Herkes işten gelirken evet. senin annen baban işe gidiyor. Şu anda da kavin ya. bana aynı şeyi söylüyor mesela. Yani evet, doğru. O, aynı o, o, şey dönüyor. O döngü Peki, dönüyor. Peki yani. E, oyunculuk okumaya karar vermem. nasıl oldu? Önce bale okudum galiba bir süre. Bale okudum. Hı -hı. E, orada da tabii annemin etkisi çok büyük. Çünkü şey dedi bana. Aslında güzel öngörmüş. Anneni kastayım ben biliyorsun. <laughs> evet, onu yerine anladım. oynadım yani kendisi yani Türk tiyatrosunda Füsun Bulak'ın yerine Beyti'ye Nasıl oynadığını lütfen ona anlat. Kırmızı Yorgunları diye e, sevgili Özen Yılan'ın bir oyunu vardı. E, oyunu ben yönettim Emek Sahnesinde Fısuner Bulak'ta oyunda oynuyor. Antakya Turnesi'nde kendisi oyun öncesinde e, düştü ve kolunu kırdı ve hastanede durması gerekiyorsa. Hayır geleceğim, oynayacağım, oynamalıyım falan <laughs> evet. dedim ki dur lütfen sen gelme. Ee, gelme de sonra böyle bir boşluk oldu ben oynarım. <laughs> ya bu ne ya? Çünkü yani yanımızda başka biri de yok ben yönetmen olarak oradayım ve e, Füsun'un kocası olarak sahneye girip... <laughs> ya işte mesleğin zaten güzelliği burada. Her şey yapılabilir aslında. Bunu sen çok tecrübeli bir yerden yapıyorsun. Bunu şimdi yani evet. birinin böyle yeni başlayan birinin nasıl yani kırmızı yorgunlarında Füsun'un rolünü, beyti mi oynadığı çok anlatabilmek mümkün <laughs> değil ama yani ben, ben bile telefonda Oyunu ne yaptınız peki? Çünkü güdüsel olarak bunu düşünün. İşte ben çıktım oynadım dedi. <laughs> tamam, <gülüyor> ya olur çünkü. Evet, yapabilecek bir şey olur yok çünkü, <laughs> evet. çünkü. Evet. Çünkü o, o sırada oynanması gerekiyor evet. ve İstanbul'da perdi, da, perdi, da değiliz. gerekiyor. Peki ee, oyunculuk okumaya başladın. Başladım. Müzakere Sanat Merkezinde ee, Konservatuvarda baleyi okudum çünkü annem Hı. dedi ki e, ve bugün bunun için ona gerçekten minnet duyuyorum. E, bizim enstr yani bizim enstrümanımız bedenimiz dememiş olabilir de annem Hı. cümle yapısı olarak. Ee, sen dans oku dedi. Zaten ben bale yapıyordum. Hı hı. Yuvadan beri de bale yapıyordum. Çok seviyordum klasik baleyi. Ee, bale oku dedi. Sonra dedi hala içinde profesyonel anlamda bizim mesleğimizi seçmek... ...o, o duygun, o isteğin hı hı. bitmezse dans kökenli bir oyuncu olursun dedi. Bugün çok buna imetli. çok minnet ediyorum. Çünkü evet yani Şehit tiyatrosunda 27 sezondur oynuyorum. Ve genelde hı hı. müzikallerde oynuyorum. Hı hı. İşi çok kolaylaştırıyor. Ben o disiplini e, aldığım ve tanıdığım için... Hayatımı çok kolaylaştırıyor ve şu anda da öğrencilere hep bunu öneriyorum. Yani onu kaçırmışsa, benim yaşadığım yaşı geçmişse ki geçmiş olarak geliyorlar konser, yani Müjdat Gezen'de bana. E diyorum ki yani dans edin. Dans edin, atölyelere katılın. Ya ben şu anda genç olmak istiyorum aslında. çünkü Şu anda evet çok seçenek var. Yani şu anda... Ee... Bizim oyunculuk okuduğumuz döneme göre e, katılınabilecek evet. workshop'lar, e, yurt dışından gelen eğitmenler falan. O dönem hiç öyle bir şey yoktu. Yurt dışı yoktu. artık yurt içi gibi. Şu an dünya, dünya gerçekten çok küçüldü. Hı -hı. Ve yapılabilecek çok şey var arandığı zaman. Dil öğrenebilir, dans edebilir, bir enstrüman çalabilir ve bütün bunlar oyunlarda hayatımızı çok kolaylaştırıyor sonra. Ya da bir adım öne geçiyoruz bir şekilde. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü çok kalabalık bir sektör. Ve sonrasında Konservatuvar yani, yani e, Müzat Müzat Gezen Sanat okumaya Merkezi'nde okumaya başladım. Konservatuvar e, denedin mi? Denedim. Hı -hı. Konservatuar denedim. E, orada da şöyle bir şey oldu. Bir kazanma, bir kazanamama hikayem var. İkisini de çok <laughs> e, keyifle anlatmak isterim. E, balenin son sınıfında okurken girdim. Hı -hı. Aynı okulun tiyatro bölümünün yarı zamanlısına. Hı -hı. Okulun, tiyatro bölümünün yarı zamanlısı mı vardı? E, yani? Vardı. Aynı şu güzel. an yok mu? Yok, hayır. Hı, vardı. Kültür derslerime giriyordum. Bale'me giriyordum. Çok ve emin hayır dedim ama yani yok diyebiliyorum. Ben de şu anda yok diyebiliyorum tiyatroda. Bakarız ona, bakarsın. Ee, girdim, e, başaramadım. Yani aynı saatte aynı yerde iki yerde Hı -hı. olmaktan ötürü çıktım ve dedim ki önümüzdeki sene tam zamanlısına girerim dedim. Girdim, kazanamadım. Kazanamayınca hemen oyuncu olmaktan vazgeçtim. Yani kağıtta Aa. adımı görmediğim anda demek ki dedim hani böyle beni Ali abiler, babamlar falan hadi abiler bir oynattı ama demek ki dedim yok dedim yani. Ee, ondan sonra neyse yapmayayım başka bir şey bulurum ben Hı -hı. kendime dedim. O sırada Müjdat Gezen Sanat Merkezi 3. E, e, yılında var girdim. Vardı Hayır. çok bilmiyordum. Çünkü hani kazandığım bir okulu yeniden kazanacağıma duyduğum güvenle hiçbir araştırma yapmamıştım. Hı. Tek okulun sınavına girdim zaten. Bu kadar çok okul da yoktu Beyti. Yoktu, yani yoktu tabii Mimar Sinan vardı. İslam Üniversitesi e, İstanbul Üniversitesi vardı. Başka ne vardı? Başka Gezen bir şey olmayabilir. Vardı. Evet galiba 3 taneydi. E, sınavları da birbirine yakındaydı. Yani oradaki hezimet işte bir Mayıs-Haziran hezimetidir diyelim. Ekim'de Müjdat Gezen'in sınavına girdim. Orada da şöyle çok komik bir şey oldu. Savaş Hoca, Müjdat Hoca, Mustafa Hoca, Göksel Hoca. Orada da ilk zamanlar Ali Hoca öyle bir jüri var. Toron Hoca dışında hepsi dışarı çıktı. Ben içeri girince. <laughs> evet. Ve çok şey yani belirgin bir şekilde çıktılar. Hani tuvalete gitmediler. Ee, taraf olmamak için dışarı çıktılar. Evet. evet. Aa, Çünkü Müjdat Hoca demiş ki... ...Altan'ın kızı hani ben kalırsam alırım. Hani Altan'ın kızı sonuçta. Bir tane okul ne çok güzel, yeni çok adil bir şey bence, de, bence işte. de fakat onlar çıkınca ben <laughs> Toron Hoca kaldım. <laughs> Toron Hoca da siz gidin ben kalırım demiş ve ben çok eminim ki Toron Hoca bana Altan'ın kızı olarak bakmadı o sınavda. Kazanamayabilirdim yani eğer o görgüye göre kazanmamın gereksiydi ben öyle düşünüyorum bugün umarım öyledir yani. <gülüyor> <gülüyor> ben Müjdat Gezi'nin sınavına girdiğimde sen içerideydin. <laughs> Neydin? Öğrenci miydin? Evet, evet. Öğrenci olarak jüri gibi oldum. Asistan olabilirim. Evet, asistan öğrenci olarak Öğrenciyi siz de sınavlara falan. katılıyordunuz sanırım. Hmm. Ee, ve şöyle bir şey oldu ben girerken de. Bak oradan da aslında şöyle bir hikayemiz var. Ee, kapıyı açtılar. Dediler ki sıradaki geliyor. Ee, Engin abi dedi ki, Engin Halka. Ee, beyti Engin dedi. İçeride birisi Beyti mi <laughs> yaptı hey, ve hep birlikte gülmeye başladınız. Aman Ondan sonra Beyti, Beyti aa nasıl isim ya <laughs> falan diye güldü herkes. <laughs> ben de kapıda bekliyorum. <laughs> Sonra ben girdim içeri. Merhaba, Beyti ben. Beyti benim. <laughs> Ve sonra kazanamadım. İnanmıyorum evet. ya. Beni almamıştınız sevgili. Ben değil Beyti. <laughs> Hayır, şaka yapıyorum. <laughs> Peki, şu anda oyunculuk öğrencisi olan, oyunculuk öğrencisi olmak isteyen insanlar için, şu anda profesyonel olarak oyunculuk yapan insanların öğrencilik hikayeleri çok kıymetli bence. O yüzden de sen kendi öğrencilik dönemine baktığında, sonrasında da profesyonel yaşama evrildiğinde kariyerin. Ee, seni tam anlamıyla profesyonel yaşama hazırladı mı eğitim? Yoksa o eğitimde bazı eksiklikler var mıydı? Bunlar ne olabilir mesela? Ne kadar güzel bir soru. Onun, eksiklik e, olduğunu düşünmüyorum onun hı. adının. Ama e, yani adı eksiklik değil. Evet cevap aslında evet. bir Cevabım evet. Çünkü e, keşke mesleğimiz ben bunu bugün öğrencilerime de söylüyorum. Tıp, hukuk. Yani e, kitapları belli ve evet. e, kuralları belli bir şey. Öğreniyor ya da Formülüze öğretiyor olsa, hı, hı. evet bu da çok güzel bir tanım. Formülize edilebilmiş ki edilebilir mi bizim mesleğimiz bir yere Kısmen. kadar kısmen sürekli güncellenerek evet tabii hmm, edilebilir. Hmm, dünya ile birlikte hmm, dünya dö döngüsü değiştikçe, dünya değiştikçe, tabii. koşullar, insan insan kızı değiştikçe formülize edilebilir ama hani şu anlamda o kadar şanslı bir meslek değil. İşte hukuk, e, tıp filan okunduğunda e, yoruma kapalı meslekler bunlar. Yani hmm. bir doktor bir kalp ameliyatını e, bir sürüden önce bilmem ne isteyerek yorumlayamaz. Yani önce açması lazım evet. bedeni gibi dolayısıyla yani çok 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 kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum öğrencilik yıllarımın. Çok da şanslı bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Çünkü Müjdat Gezen Sanat Merkezi o kadar alternatif bir eğitim verdi ki evet. hepimize ve hala bu burada direniyor ve bu direncine devam ediyor. Üstelik de mezun ettiği görgüyü aktartarak devam ediyor. Yani bizlere eğitmenlik evet. şansı da tanıyor. Dışarıdan da çok fazla... Eşi çok kıymetli. Türk tiyatrosu ağırlıklı bir eğitim veriyor. Evet. Yani biz diğer konservatuarlarla evet. okuyan öğrenciler bu, daha çağdaş ve batı tiyatro... Çünkü bu Müjdat Hoca'nın aslında e, düşü ve düşüncesidir. E, i̇nsan önce kendi yaşadığı toprakları, kendi geçmişini, hmm. kendi görgüsünü öğrenmelidir. O yüzden ben çok çok, çok saygı duyduğum bir e, öğrencilik hmm. dönemim oldu çok hocalı, bol hocalı ve birbirinden çok farklı düşünen bol hocalı. Bunun da nefis bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir e, prototip fotokopi makinesi öğrenci çiziminin çok ötesinde bir şey olduğunu. Çünkü birinin e, çok beğendiği ve anından öptüğü bir performans, bir denemeyi öbürü e, işte itin e, şeyine tabii, sokabiliyordu tabii. yani. Dolayısıyla e, ben hiçbir zaman e, öğrenciyken eğitimin bitmeyeceğini, belki de o çocuk sevincin bütün o dünyayı, bütün Tabii. o birileri için idol olan insanların benim amcam ve teyzem olması Tabii. üzerinden... ...yani Nevra teyze dediğin zaman birine, Nevra abla, Suna abla Tabii. dediğinde birine, işte Ali abi dediğinde birine... ...şeyi herhalde anlamışım farkında olmadan, farkında olmadan anlaşılan her şeyi çok seviyorum mesleğimizde evet. hala... E, güdüsel olarak yol bulmayı çok seviyorum. Tabii ki bir e, bir formasyon e, eğitimi olduğunu düşünüyorum işimizin elbette. Tabii. Ama o o güdüsel doğa, doğa insanın doğasından gelen buluşların da çok, çok önemli kıymetli. keşifler oldu. Tabii çok kıymetli canım. keşifler olduğunu düşünüyorum. Bitmediğini biliyordum evet. öğrenciyken. Ama daha kötü başka bir şeyi de zannediyordum. Okul bitince oyuncu olacağım zannediyordum. Çünkü <laughs> okul bitiyor. Yani diploma evet. alıyorsun. Tabii. Orada hukukçu gibi düşünüyordum zaten yani. zaten şöyle bir şey yok mu orada yani... Ee... İkinci sınıfta işte daha çok tiyat çalışıyorsun. E, ikinci sınıfta sahne çalışmaya, üçüncü sınıfta oyunlar çalışıyorsun. Dördüncü sınıfta oy, oy, herhangi bir oyunun e, başrolünü oynadığın e, için zaten böyle, işte herkes seni e, bekliyor zaten. Bir de en ahkam keseceğin yıl o. Yani oyunlar seyredip yaptığın yıllar onlar. Evet, çok evet, fena yani oradaki sevince çok gülüyorum şu tiyatro anda. Tiyatro böyle bir şey değil Aa, bence. Bu değil falan. <gülüyor> <gülüyor> falan gibi. Yani bir de böyle sus, susmamacasına konuştuğum yıllar. Ya ben şunu hatırlıyorum. Bizim mimar böyle bir demir kapısı vardır siyah. Hatırladın mı onu böyle Beşiktaş'tan geçerken görmüşsündür mutlaka. O kapıdan mezun olduk, bitti falan filan böyle bir e, hep birlikte işte vedalaştık falan filan. Kapıdan çıktım, ilk adımımı attım ve böyle oldu. Eee? Ya. Yani şu anda ve... bir parça çalışayım desem izletecek bir hocam yok. Bir şunu da mı çalışsam desem gerek yok. Çünkü artık yani hani para karşılığında oyunculuk yapmaya başlayacağım bir döneme geçtim. Profesyonellik bir yandan o demek. Hı hı. Ve oyunculuğun karşısında... E, ustalardan geri bildirim almak ya da kendi kıvamındaki insanlardan geri bildirim almak durumu da birazcık e, şeye başlıyor. Sıkıntıya girmeye başlıyor. Çünkü hani neye göre geri bildirim verdiklerini çünkü sınıf arkadaşların çok sağlam geri bildirimler verirler. 4 sene boyunca. Ama dışarıda e, hayır çok olmamış falan diyen çok güvenemeyeceğin geri bilirimler de Bir de şeye alışıyorsun sınıf arkadaşlığı biraz sevgililik biraz tabii. değil bayağı sevgililik gibi bir şey. Şu anda da benim için oynadığım güncel olarak oynadığım bütün oyun partnerlerim benim e, sevgililerim. kız kadını erkeği yani tabii, tabii. hiç orada bir cinsiyet söz konusu değil ve e, şey yaşadığımı hatırlıyorum. Onu tabii şimdi hep öğrencilere hatırla, hatırla, yani anlatmaya çalışıyorum ama onu böyle hiçbir zaman bir savaş dinçel gibi anlatamadığımı da biliyorum. Hayatımda çok Anlar önemli amcayes. bir e, bin kere eylesin. Çünkü e, çok öğrendim çok öğrendim ve hiç anlatmadı o hı hı. ben yani ben öğrendim derken bana ait bir beceri değildi bu Anladım. onun eğitmenliğine ait bir beceriydi e, işi hiç anlat, mesleğimi hiç anlatmadı bana hiç ama nasıl yaptı bilmiyorum yani biliyorum da anlatmak çok güç yani Savaş Hoca ayrı bir program konusu benim için tek başına yani. Yapalım yani bence zaten bu, bu programa sığmayacak belli <gülüyor> sevinç. <gülüyor> Savaş hocanın eksikliğini yaşadığımı çok hatırlıyorum çünkü çok güzel durdurur ve anlatmaya çalışırdı hiç kırmadan dökmeden anlatmaya çalışırdı kendi dilinde biraz böyle dersimin yani şu an Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam eden dersimin böyle bir kolu sanki savaş tinçerli kolu gibi hiç tabi çok becermeye çalışıyorum hala çünkü onun gibi olmadığımı çok iyi biliyorum ama çok kaldı bende savaş hocanın nereden anlatmaya çalıştığı çünkü aslında bence bu programda da Söylemekten çok mutluluk duyacağım şimdi söyleyeceğim bu şeyi fazla ciddiye almak her şeyi oyunculuğu değil yani aşkı da doğurduğun çocuğu da doğurmadığın bir çocuğu da bir şeyi ya herhangi bir şeyi baştırmak. onun çok çok tehlikeli bir şey olduğunu artık biliyorum düşünmüyorum bile yani bunu biliyorum ve hep şeyi anlatmaya çalışıyorum öğrencilerime de ya da partnerlerime öğrenmenin bir şey yaşı da yok. Yani ben sadece benden büyük birinden öğrenmiyorum hayatta. Onunla sahneye çıkmama da gerek yok ondan bir şey. İzlediğim yeni bir tiyatro oyununda da biri bana henüz yeni başlamış, ilk oyunu olan biri de bana çok önemli şeyler öğretebiliyor ve tabii farkında ki, bile tabii. değil yani bunun. Ben söylemediğim evet. de çek, ben söyleyen biri. Bu eğitimin hiç zaman bitmeyeceğini biliyorum ama eğitimi en çok destekleyen şeyin de öğrencilik bittikten sonra profesyonel yaşama çıktığında eğitmenlik olduğunu Artık Aynen. biliyorum. Bak bunu da düşünmüyorum, bunu da biliyorum. O yüzden kendi 17 yıllık eğitmenliğimde de ilk 10 yılım çöpe atılabilir büyük bir rahatlıkla. Çünkü gerçekten öyle. Biliyorum bunun böyle olduğunu. Yani zannetmiyorum. E, o döneme ait "Sevinç var, hocadan çok şey öğrendim." diyen yani çok mutlaka. vardı. Ama bu tıpkı Oynadığın rollere geri dönme hmm, isteği hmm, gibi. Hmm. E, o yıllara da biraz o yüzden geri dönmek istiyorum. Çünkü biraz öğrenciyle şekillenen bir Tabii şey ki. bu eğitmenlik denen bir büyü. Mesela ben sana çok açık bir şey itiraf edeyim. Bu saçma sapan tiyatrodan uzaklaştırıldığımız dönemde. Hmm. O bir yani çok çok üzücü ve çok yorucu günlerde. Bir daha sahneye çıkamama ihtimalimin üzüntüsüyle o kadar ilgil yani ilgilendim. O beni çok hmm. yordu hmm. ama... Ee, acaba eğitmenliğim elimden alınabilir miye çok daha fazla takıldığımı hatırlıyorum. Çünkü orada aldığım nefes e, ya da oradan aldığım haz, nefes burada e, çok kullanılmış bir kelime olacak o yüzden haz diyeyim. Sahnede aldığımın çok ötesinde bir şey. Ya. Çok seviyorum. Her çok sene seviyorum. vazgeçiyorum, bir şey oluyor, e, gücüm yok artık, canım yok. Herhalde diyorum kuşaklar arası Benim çok açıldı. Ben yine de artık vazgeçiyorum her sene artı ya tiyatro yapmayayım artık. Eğitmenlikten de zaten. <laughs> Ondan da çok e, vazgeç. prova sürecinde vazgeçiyorum. Ya bir daha bir daha yapmayayım ben ya. Ben şimdi niye bunu ay Allah'ım ya filan Çünkü ben yani, yani ders verdikçe ve her öğrenciyle birlikte yeni bir karakter çalıştıkça onu oynamış kadar haz duyduğum için. Hani seninki de aynı muhtemelen işte. O yüzden e, orada yeni şeyler keşfediyor olmak çok kıymetli ya yani. Ya birinin keşfinin e, bir parçası olmak ve orada görünmez olmak Olağanüstü bir çok şey. Iyi. Ben eskiden görünür olma hikayesiyle çok ilgilenen biriydim. Hı hı. Eskiden tam bir e, premier oyuncusuydum. Yani seyircili oyun oyuncusuydum. Şu an e, bir, bir prova oyuncusuyum. E, provadaki hataların oyuncusuyum. E, elediğim ve arkamda bıraktığım her şeyin oyuncusuyum. Ve artık seyirciyle buluştuğu zaman tabii ki çok büyük haz veriyor. Ama prova hazı gibi bir şey değil. Onun için öğrencilik de biraz öğrenci eşittir prova gibi bir şey artık evet. benim için. Ama tabii bu yıllar içinde tabii. şekilleniyor yani. O yüzden yani oraya geri dönmek buna isterim. Bunlar şimdi dönüp baktığımızda aslında onu daha net anlayabiliyoruz. Yani şu an öğrenci olan ların çok anlayabileceği bir şey de değil aslında. Ama şöyle anlıyorlar. Ha, şey gibi yani. Anne olunca anlarsın var o... ya. <laughs> <Çok> doğru. O, <laughs> o öyleymiş. Evet, evet O çok doğru tabii. <laughs> o laf o cümle çok doğru değil mi, mi? Evet, yani? öğrenciliğin doğru. kıymetini çok uzun süre geçtikten sonra evet. böyle bir dönüp baktığında çok daha iyi anlıyorsun. Bir böyle, böyle arıyorlar, seni de arıyorlardır ve artık benim hatırlayamayacağım kadar eskide kalmış oluyor mesela öğrencilikleri. Çünkü ben birkaç yerde atölyelerde de çalışmalar yaptım. için Darü'l Bedai atölyesinde meslek sahibi insanlarla da tabii. atölyeler yaptığım için kim, nereden, hangi sınıf, adın ne deyip böyle gerçekten hatırlamaya tabii. çalışıyorum. Hiç onu hani şey yapmıyorum, babalamıyorum yani. Hı hı. Hatırladığım zaman genelde ya bir setten arıyor beni ya bir tiyatronun kulisinden arıyor. Ve bana dersimizle ilgili bir anıyı e, çağır güzel. getir yöntemiyle anlatıyor. Ben gerçekten anıyı da artık eskideyse hatırlamayan bir tabii, tabii, tabii. <laughs> şeye döndüm. Ve çok, çok mutlu oyuncu. <laughs> evet. Oyunculuk bak ceketimi giydim bak ceketimi giydim. Evet onu biliyorum O, Ceketimi giydim oyunculuk bence oyunculuk olunca ceketimi giyip geldim lütfen. Biz bu yola ceketimizi giyip Sürekli geçelim. geleceğim yani sen insanları ağırla ağırla. Evet zaten yapacak bir şeyimiz bana... yok süremiz de bitiyor yavaş evet. yavaş. Bana böyle parça parça yolda ben böyle mesela bir şey söylesin biri. Ne? var Saçmalamasın <laughs> falan diye. <gibi. gülüyor> Peki yani normalde öğrencilikten sonra kamera ön deneyim başlıyor ama sende öğrencilik öncesinde bir kamera ön deneyimi var. Öğrencilikle başlıyor benim o. Her şey aynı anda oluyor. Yani Müjdat Gezen'in sınavını kazandım. O yıl Süper Baba benim ilk işim o, o yıl daha okulda eğitimim başlamamıştı. Onun seçmelerine girdim. Hayatımda zaten girdiğim ilk ve son seçme olabilir. Audition. Evet audition. Evet. audition mı deniyor? <laughs> çok gergindi. <laughs> ee, bir yanıyla da çok hafifti çünkü hani e, babam a, babam yok. Hayır babam yok kim annem olabilir demek yok. Yani hadi kızım hadi kızım diye böyle yollanan hani böyle. Bir çok aday var e, onun için. Şöyle önce çok aday vardı sonra ikiye düştük. Ee, orada e, Yeliz Tozan ayrılmak zorunda kalmıştı konser var kazandığı için ilk yıl yasaktı oynamak. Yeliz'in yerine birini arıyorlardı. Oynamış bir işe. E, ve çok önemli bir karakterdi tabii yani adamın üç çocuğun Şevket abinin üç e, çocuğundan biri. E, son iki, ikiye kaldığımızda kız çok benziyordu Yeliz'e fiziksel olarak. Hmm. Zaten çok umudum yoktu. Umudun olmadığı zaman o dışında iyi bir şey Yine, oluyor. Sen sonradan mı dahil oldun? Ben sonradan dahil Öyle oldum. Öyle mi? Kaç bölüm evet. sonra? 39. İlk sezondan sonra. Yani Öyle mi? Onu 4, hatırlamıyorum ben. 4, 4 sezon sürdürmüş. Yani şimdi sen söyleyince 3. anımsadım evet de. E, o ilk bir 39 bölüm oynamış. Yeliz'in bu durumundan ötürü, ötürü. konservatuvarda okuyacağı için bir audition açıyorlar. E da o zaman yani şu anki audition'lar gibi değildi herhalde diye tahmin ediyorum. Sona girdim mi hayatımda diye şimdi düşünüyorum. Audition'a girmedim de görüşmelerim Tabii. oldu. Ama audition bugün bile şu an şu tarafa geçip bir bir şeyi böyle kameraların karşısında, Ben şimdi bilsem ki bu çeken kameralar bizi Oraya konuşmak durumunda olsam e, çok iyi değilim orada ben de yani. Ben program açılışlarında falan böyle. <laughs> evet iyi değilim. Şaşırıyor <laughs> insan. ama yani. değilim yani. Mesela ben hiçbir zaman tek kişilik oyun oynamayacağımı da biliyorum. Kes oynuyorum. ve <laughs> Çünkü benim gerçekten bir çift göze çok ihtiyacım var ve o göz asla kamera değil. Evet. O dışınlarda da genelde böyle Aziz değil. Aziz de Nesin'in Çiço diye bir oyunu var ya işte. Hmm. E, o güzel en azından bir şişme bebek En azından, var. en azından. <laughs> o da çok önemli. bakabileceğim bir şey tabii, yani. Tabii tabii aynı. Kamera beni çok, e, yani şu an kamerayla alışverişimin çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o da hani Bihter'in programda dediği gibi biraz böyle yolda düzülen bir kervan tabii, 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 meselesi tabii, ama e, o, o da bir flirt e, yani. O da çok canlı. Peki e, hazırlık süreçleri tabii ki birbirinden farklı. Hı -hı. Yani tiyatroya aylarca prova yapıyorsun, e, ya yani en az bir ay prova yapıyorsun Hı -hı. ve Hı -hı. neredeyse haftada dört gün beş gün prova yapıyorsun. E, kamera önünde bir şey hazırlanacağın zaman seni veriyorlar Ali abi'nin beni attığı gibi işte. Çünkü bazen bu bu yüzyıldaki bu hızda, bu biraz da bu vahşi hızın içinde Tabii. bazen benim şu anda dahil olduğum gibi bir şeyin içine dahil oluyorsun Hı. ve perşembe onun e, haberi geliyor. Hani olabilirsin belki görüşmeler sürüyor diye haberi Hı. geliyor. Audition'lı veya audition'sız. Cumartesi günü sete e, çıkmak Hı. durumunda oluyorsun. Oralar biraz zor. Evet, zor. Zor. Ee, bu süreçte nasıl bir hazırlık yapıyorsun mesela? Yani bunu dizi için yani televizyon için evet, evet, söylüyorsun ya. değil mi? Onu biraz şöyle yapıyorum. Yazar e, takımı veya yazarla e, hayalindeki kadının kim olduğunu Hı. anlamaya çalışıyorum. Güzel. Bir de e, şunu uyguluyorum galiba. Bunlar da hep biraz hani güdüsel herhalde. Hı. Yani bir, bir formülüm yok. Her defasında da aynı değil ama benzeştiği noktalar şunlar. E, i̇zliyorsam çok avantaj. İzlediğim bir şeyin içine dahil oluyorsam. Hı. Çünkü ben her zaman kendi yol haritamı... Kendi karakterimin yolunun haritasını diğer karakterler üzerinden her zaman demeyeyim. Uzun zamandır mesela 10 yıldır diyebilirim. Hı hı. E, bilinçli bir seçimle böyle ilerliyorum. Burada çok güdüsel değilim yani. Bunu seçiyorum. Bu yolu seçiyorum. Nasıl bir kadın olduğunu, nasıl bir insan olduğunu diğer insanların ona baktığı ve davrandığı yerden e, çıkarmakta kendimi daha e, iyi ve rahat hissediyorum başlarken. Hı hı. En azından başlarken. Sonra ben ona kendimden Şöyle bir şey var ya bizim sektörde. Bunu yapar mı sence Sevinç Okarak'ta? <laughs> ee, evet yapar. Ben yapacağını düşünüyorsam yapar. Çünkü ya ben, ben inanıyorsam yapacağını... Ben anlatıyorum. Diyorum ki benim Ulan İstanbul'da oynadığım adam birinci bölümde mahallenin dindar kahvecisi 25. bölümde rap yapıp 32. bölümde sünnet oldu. <laughs> Ama sen birinci Ve... bölümde e, rap yapacağını... Bu adam rap de yapar deseydin bu onay alacak bir fikir alamaz. Evet, evet yani saçmaladığını yani düşünürlerdi. Hani, e, ve ben aslında e, oyuncu olarak karakteri bütün onları yapabilecek gibi e, o evrimin içerisinde e, o esnekliğe getirebilirsem hı. oyuncuyu hı hı. yoksa diğerinde hayır böyle bir şey yapmaz gibi bir yerden yaklaşırsam ve yargılarsam bu zaten çok... Ee, seni alıp başka bir yere Orada bir performansın şey değerini düşürecek bir yere götürüyor. Oynayacağım bir karakterle ilgili sormuyorum bu soruyu ama bence mesleğimizi çok ilgilendiriyor. Bence ben sevinç olarak iyi ya da kötü her şeyi yapabilirim. Bilmiyorum. Şu an bilmediğim. Evet. Birinin canını yakmak gibi. Sana birinin canını yakma öyküsü anlatamayabilirim kendimle ilgili ama bu sigorta. Yani yarın yapmayacağın evet. anlamına gelmez. Evet. Ger gerçekten gelmez. Evet. Birini öldür birini öldürmeme imkan yok da diyebileceğimiz bir hayatımız yok. O yüzden hayatımız yani yok. E, oyuncu olarak oynadığımız karaktere hak vermek. Ee, çok kıymetli bir şey. Yani e, o ölçüde sen yargılamaya başlarsan karakteri orada zaten en büyük problem orada başlıyor. Bunu Seni senin hep sette konuşuyorduk şey. ya. Hı -hı. Biz çalışırken 65 hafta konuşmaya da çok fırsatımız Tabii. olmuştu. Hak vermeyi oyuncu kendisi ihmal ettiği ya da atladığı zaman oynadığı karakter bir tipe dönüşüyor. Yani. Bir kartona dönüşüyor. Yani Ve kalbi atmıyor. Tamam. Kalbi atmadığı zaman da seyirci belki adını senin benim, biz biraz buraları didiklediğimiz <laughs> için senin benim... ...araştırdığımız gibi adını koyamasa da e, seninle bütünleşmiyor izlediği şeyle. Çünkü kötüyle de bütünleşmek mümkün. Hırçın, hırslı, egosantrik biriyle de bütünleşmek mümkün. Tabii ki. Çünkü izleyen insanların hepsinde o oralar var. var. Kendine itiraf Dozajları edebiliyorsun. farklı evet. ama var. Evet. Peki... Ee... Şöyle bir durumumuz var ikimizin. Ben Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda Külhan Bey Müzikalinde oynuyorum. Sen şarkıcıcsinsin de oynuyorsun. Ve bir anda kendimizi e, Kumbaracı Ellinin <laughs> e, böyle bir işte 40 metrekarelik sahnesinin küçük. içerisinde bulduk. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Ve o i̇yi prova ki. sürecini de iyi ki bulduk. İyi yani iyi de sağ olsun. E, o prova süreci bizim için bir garipti. Evet. Ve gidip. E, 500 kişilik tiyatrolarda böyle böyle, böyle şeyler oynarken. Oluyor, <laughs> gibi. Evet. Çok kıymetliydi. Müthiş bir deneyimdi. Ki başlı başına müthiş bir deneyimdi. Külhan Senin Bey ve... Senin de ilk veya... zaten tiyatro deneyimin mi İlk var. ve son. <laughs> Benim de öyle Geçen gün e, gelmiş bunun teklifi Yiğit'e bir daha oynar mı diye. Ben oynarım. Beyti yazdım gönderdim sana. <laughs> şöyle şahaneydi. Gerçekten sen onu taklid de Böyle böyleden sen geliyordun öyle öyleden de ben evet. geliyordum. Ve bir gün o diğer oyundaki repliklerimizin hepsini e, böyle böyle oynadık ve <laughs> çok komik oldu. Şeyi, yani seyirci karşısında oynamadık. Şeyi hatırlıyor musun? Evet okuma şey geçme provasında yaptın <laughs> evet, ve evet. yapma. Yapma diyorsam yapma Peki, sevinç. Yapma dedim ben de sana çünkü sen onu sonra oyunda... <laughs> yapma diyorsam yapma diye söylemiş olmana rağmen ya ben bir seni... Bir de ben şunu anlatabilir miyim? Çok ne? özür dilerim böldüm ama. Kapıyı mı? E, evet. evet. Çok acayip değil mi? Sen de seni iyi anlat. <gülüyor> <gülüyor> Bugün galiba onun yıldönümü biliyor musun? Bugün biraz önce Facebook paylaşmış. Demiş ki hani e, ben gerçekten. şey paylaşmışım. Yiğit sen ben resmimiz var. Gerçekten. Bu akşam oyunumuz var bekliyoruz falan. Hadi anlat hadi. E, oyun sırasında arkada bir kapı var ve kapının kilitli olması gerekiyor. Ve Yiğit gerçekten o kapıyı sürekli kilitliyor her oyunda. E, ve Sevinç de yani öncesinde ben gidip kapının kilitli olduğunu fark ediyorum zorluyorum. Sonrasında da Sevinç geliyor ve <laughs> o kapıyı zorluyor. <laughs> ve ben gittim. Baktım kapı açık. <laughs> ve biliyorum ki Sevinç gelirse o kapıyı bayağı açar. <laughs> Niye? Çünkü Sevinç yani tabii, tabii. <laughs> tokat atılacaksa atar kapıya <laughs> Çehov gibisin Sevinç. Sahinde <laughs> silah varsa patlar. Kesin. Evet ee, ve sonra şöyle bir şey oldu. Sahne sahiden kaç metrekaredir işte 40 metrekare 50 metrekare bir yer salon seyirciyle mi? birlikte. Ha Seyirciyle birlikte seyirciyle peki sahne 12 metrekare olabilir <laughs> yani daha fazla değil. Ve bizim Sevinç'le e, yani şu an sizin seyirci olduğunuzu varsayalım kapı burada ben buradayım Sevinç de burada. Ve sevinçle şu şekilde Sevinç kapıya doğru geliyor görüyorum ve seyircinin beni göremeyeceği sevincin arkasında olduğum yarım salise var. Ve ben <laughs> sevinci böyle yaptım. <laughs> Ve sevinç bunu anladı. Tabii Ve gitti ki. alttan o küçük ayağını kapıya yaslayarak kapıyı böyle çok zorlamadan. <gülüyor> 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 Ama Sonuçta hallettik. Ya işte bunlar kalıyor. Evet, Onun için ciddiye alma baremi konuşuyoruz ya hep hani kutsallaştırma <laughs> dediğin şey. Lütfen aman aman ne no, olur bak ceketimi giydim. Bu cümlem ceketimin cümlesi <laughs> Aman yani çünkü herhangi bir replik hatırlıyor musun? Zorlasak hatırlarız evet, tabii ama gibi. hani 17 sayfadan yarım sayfa birlikte bulabiliriz. Evet, evet. Ama kapıyı ve sineği ömrümüzün sonuna kadar hatırlayacağız. Sineği yani, de ben anladım. Evet. Ve gezi zamanı kaçıncı günü hatırlamıyorum ama sürekli kumbaracı eli yokuşu gazlanıyor. Ve niye sana anlatıyorsam kamerayı anlatamıyorum. <laughs> anlatıyor. ee, bir e, o, işte oynayıp oynamayacağımız belli değildi. Oynuyoruz dedi Yiğit ve bir şekilde kumbaraca ile havalandırıldı ama hani tek bir pencerenin ne kadar havalandırıldığı biz zaten şeyde oynuyoruz. Fuayede oynuyoruz evet, evet, sevgili e, seyredenler. <laughs> Kimseniz <hiç> bilmiyorum ama. <laughs> bir tane sinek, aa kameraya bakarak konuşabiliyorum. Evet. Bir tane sinek e, gazdan et, etkilenmiş. Küçücük bir hayvan sonuçta biz etkilenmişiz. Ve gene Beyti'nin böyle 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 taklit ettiği şeyi böyle böyle oynadı. Hatırlıyor musun Yiğit'in bize bir gece çocuklar büyük oynama şakası yapmayın dediğinde biz şaka yapmıyoruz ki biz böyle oynuyoruz dediğimiz <laughs> evet. bir prova süreci. Çünkü kürhan Bey ve... Yiğit provalarda sürekli şey yapıyor. Senin hiç burası Muksin değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzelmiş evet, be. Evet çok güzel. Çünkü ben sinirleniyordum Beyti. <laughs> e. Ne diyorsun ya falan. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> hem yönetmenin hem partnerinin <laughs> sinirlenen oyuncu. Bir tane sinek sevgili seyredenler. <laughs> öyle bir uçuyor ki artık son uçuşu yani <gülüyor> <gülüyor> ölüm uçuşu. Beyti de çok afilli lafları diyor. Bir de Beyti ile gerginiz o sahnede ve Beyti ile hayatta da sahnede de gergin olmak çok zor bir şey. İnanın deneyimleyin çok zor bir şey. Ama oynamak zorundayız çünkü yönetmen de üçüncü partner oyunda evet. yani. Bir de şey gibi bakıyor insanın evet, böyle oyunculuk emarı evet, çeker gibi bakıyor. Evet, Hatırlıyor yani. Yani. musun kendimizi ne e, kadar güzel bir oyundu diye biz yürürken arkamızdan geldiğini ve yalnızdı. <laughs> Ama hep öyleydi. Her akşam öyleydi. E, ya bu gece dediğimizde <laughs> çok iyidiniz falan diye. Bir türlü Yiğit'le hiçbir zaman aynı fikirde olamadık o oyunda. Beyti ben ve Yiğit olarak. Neyse. O sinek uçtu, uçtu, uçtu yani işte ölümüne yaklaştı ve senin <laughs> hava alanına Ben farkında da değilim. Hayır değilsin. Bir de böyle lafların <laughs> gittikçe havaalan. daha afilli ve ben ben gülen biriyim. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Yani neler geçirdiğimi aklımdan artık işe de yaramıyor. Çünkü aynı şeyleri geçirdiğim için tabii, tabii. ölümler, vahşetler ama kendi için o bile komik artık. Hani ne kadar zor çıkmıştık o oyunun içinden ama işte geriye gerçekten sadece bunlar kalıyor. Ya. Onun için meslekte anı biriktirmek isteyen gençlere ceketimle konuşuyorum. <laughs> Lütfen yani kırıp dökmeden biriktirilen bütün oyun anıları sonsuza kadar bizimle yaşayacaktır evet. buna çok eminim. Ee, ama bu, bu meslek uğruna bu bu şahane bu ne kadar sevdiğimiz tartışmadığımız Tabii. meslek uğruna daha iyi daha başarılı daha görkemli daha ünlü olmak için yapacağımız bütün meslektaşlarımızı kırma bilinçli veya bilinçsiz kırma hatalarımız geriye dönüp onun özrünü bilemek de bir erdemdir ama mümkünse bunu yaşatmadan hiç kimseye ve kendimize bu yolculuktan çıkarsak çok iyi hatırlayacağız Tabii. kendimiz orada. Birileri bizi çok iyi hatırlasın diye değil yani. Biz kendimizi Önemli iyi hatırlayalım. Yani, yani bugün sonunda, konuştuğumuzu... sonunda sen kendinle baş başasın. Evet, yani. O afife anısı bile yani. Bugün buna gülebilmemiz büyük Tabii bir lüks canım. ama hani gerçekten o kötü bir örnek yani. <laughs> Hiç gerek yok. Şu, gerçekten bugün geldiğim yere o, o, orada gelmek isterdim. Ama onu nasıl bir samimiyetle yaptığın yani. yani. ve Çağlar'ın her akşam birlikte oynadığın oyuncunun kazanmasını evet. istiyor olman kadar Öyle, da bağlı bir şu şey an yok yani. Mesela, şu anda aynı zarfı İsterim ki tanımadığım bir Beyti engini öyle açabileyim evet, ve evet, çağları sunacağım gibi sunayım. Zaten artık suya yazı yazmak gibi bir şey bile ya. değil. Artık suyun üzerinde yazdığın anda e, eriyen bir şey. Tabii o yüzden e, hiç kaçırmamak lazım o insan tarafı hiç kaçırmamak lazım yani. Peki sen çok fazla e, oyun izleyen bir oyuncusun. Hatta e, yurt dışında da çok fazla oyun izliyorsun. Yani evet çok çaban bu yönde evet. E... Ve oyunlardan sonra mutlaka pozitif geri bildirimlerde bulunuyorsun. Bu çok kıymetli biraz önce de söylediğim gibi. E, fakat bir dönem afifi jürisiydin. Ve evet. oyunlardan sonra geri bildirimde bulunamıyordun. O ve nasıl bir histi? Çok kötü bir histi. <laughs> Zaten o yüzden yani 3 senelik anlaşma vardı. Hem çok keyifli ve çok öğretici bir başka süreçti. Tabii ki, tabii bir ki. masanın etrafında. Ama senin için zordu. Benim yani. için çok zordu. Çünkü öyle bir poker feysim yok. Yani ben çok iyileri söylerken bu arada keşke şu da şöyle olsaydı da tabii ki, Onu tabii. söylemekten de imtina etmeyen biriyim. Çünkü aslında yani seni hiç ilgilendirmiyor gibi değil mi izlediğiniz? Hayır beni çok ilgilendiriyor. Tabii. Beni senin o bütün meslektaşlarımın yapacağı oyunlar beni çok ilgilendiriyor. İçinde olmama hiç gerek yok. Hı -hı. Çok zorlu bir süreçti çünkü tebrikler demek hiç sevinç değil yani. Hı -hı. Ben çünkü o şey neydi ya? Onu ben, onu ben anlamadıysam yani acaba böyle herhangi herhangi biriden kastettiğim de hani tabii, oyuncu ona. Çünkü ben onlara yaptığımızı düşünüyorum bir şey de. Ya o öyle yüzden zaten, evet. e, yani hiç böyle e, elit ya Ben anneannemi ikna edebiliyorsam Evet. oyuncuyum. <laughs> evet. Nene ne anlattığın gibi diyor bazen Fırat. Tabii, 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 aynen. aynen öyle. Nenen yani nene burada yaş anlamındaki tabii, nene tabii, değil. Tabii aynen. Hiç böyle bu, bunun üzerine fikir ve ceketini <gülüyor> <gülüyor> giymeyen biri sevdiğinde evet. ya da sevmediğinde evet. o geri bildirim çok değerli. Evet. Yoksa bizim birbirimize yapacağımız yani onunki kadar değil en azından. Evet yani. doğru. Peki e, çok fazla ödül almışsın bugüne kadar. E, ödüllü performanslarınla ödül almadığın performansların arasında bir fark var mı sence? Hiç zannetmiyorum. Hazırlık sürecinde o karakteri yaratırken. Hazırlık sürecimde, ya hazırlık sürecimde hepsinde çok büyük fark vardır çünkü ben mesela bir tane ödül aldım hı hı. ve ben o oyunun provasına girdiğimde ya bunu da ben ödül falan alırım abi, Ö öyle bir rol gibi bir şey hissetmiştim mesela. Hani ha. öyle bir his var mı sende? Ben de artık şöyle bir his var, ee, çok seviyorum ödüllerimi ve insanı çok mutlu eden bir şey, çok heyecanlandıran bir şey evet. falan falan ama ee, yani çok saçma gelebilir sana söyleyeceğim ama bir bir yaş kotası olması gerektiğine çok inanıyorum artık. Mesela Öyle artık evet evet böyle. ya bu imkansız, bunun imkansız olduğunu ve çok saçma bir fikir Öyle. olduğunu bilerek söylüyorum ama... ...mesela artık e, biz hep alkışlayan tarafta olmalıyız gibi geliyor bana. O teşvik hissi, e, onu çok istediğin zaman, çok isteyen biriydim ben. Aday evet, olduğum evet. zamanlarda, aldığımda evet. veya alamadığımda benim böyle dengemi çok değiştiren bir şeye dönüyordu yani. Çok heyecanlanıyordum çünkü. Gene çok heyecanlanılır eminim ama e, sanki artık böyle... Bu, bu geldiğimiz noktada, burası böyle büyük ve evet. olağanüstü bir nokta olduğu için değil. Tecrübe yani geçirdiğimiz Tabii zaman, ki, sahne üzerinde geçirdiğimiz zaman, sahne arkasında, kuliste geçirdiğimiz zaman. Artık böyle biraz e, başka birilerini çok heyecanlandıran, başka birileri derken daha genç bir kuşağı heyecanlandıran evet, bir şey olmalı. Çünkü sonuçta şu basitlikte bir şey o da. insanlar toplanıyor, e, o yıl değişen ya da işte üç yılda bir değişen insanlar toplanıyor. Onlara görenin o işte kaç evet, adetleri evet, aynen. karşısında. Onlara görenin e, ödülü veriliyor. Dilerim ve isterim ki Avrupa'daki örneklerindeki gibi e, her sene değişen kendi içinde yapıs yapı, yani kuralları değil ama jürilerin kim olduğu her evet, sene evet, değişen evet. ve bu bütün ödüller için söylüyorum ve yani, dilerim ki böyle olsun keşke e, kimsenin bilmediği bir jüri olmalı hmm, açık anladım. yani ne zaman açıklanan bir jüri olmalı e, ödül gecesi barkoda ben sana dönüp şey demeliyim. Vay Ketum sen miydin bu senekilerden biri? Demeliyim ki ne oynayanın ne izleyenin gerçek söylemek istediği, dostluk, yarenlik ettiği şey elinden alınmasın evet, ve doğru. hiçbir lobi işlemesin o şeyini. için. biraz ama doğru. Çok evet saçma değil belki ütopik doğru Hı -hı. ama yapılıyor. Evet, Bu evet. şekilde yapı var yapılan yapı, var çok Bilmiyorum örneği ya. var. Yani, yani e, şahısların kim olduğu bilinmiyor. Hı hı. E, mümkün olduğu kadar az sayıda olmasında ben çok fayda olduğunu düşünüyorum. Bir yetkin hı hı. jüri hı hı. başkanı ile ki Merihan Hanım hala devam ediyor. Evet. Şahane bir e, başkandı. Hı hı. E, rüzgarı, fırtınayı <laughs> çok... Güzel yöneten ama isterim ki bilinmesin çünkü özellikle sana bana bir şey olmaz hı hı. mesleğin burasında onlar geldiğinde merhaba ne haber ya Beyti ederim sen şimdi bir şeyin jürisi olsan oradan yaklaşmayız artık evet, bilinize, evet. Anladım, birbirimize ama e, ikinci üçüncü beşinci birinci oyunu olan birinin performansını bile çok etkileyecek bir şey olduğunu tabii ki, düşünüyorum tabii ki. hem gelişlerinin kim oldukları bilindiğinde. Ben Dostlar Tiyatrosu'nda Genco abiyle gala yapacağımız zaman şeyi hatırlıyorum. Genco abi ben ilk defa gala yapacağım. Yani normal oyun aslında hani bir şey değişmeyecek. Ama çok şey değişir. Sakin ol dedi. Evet. <laughs> Çünkü hani e, Dostlar Tiyatrosu'nun galasına gelebilecek insan skalasını biliyorum. Evet. Ve benim için çok tedirgin edici bir şeydi <laughs> evet. yani. ya. Beyti sakin tamam bir şey yok demişti Genco abi sakin, sağ olsun. Sakin <laughs> çok güzel bir kelime galiba bizim meslekte ve e, o bunu söylemekten imtina etmediğim bir yaşa geldiğinde zaten artık sakinsin ama anlatmaya çalıştığın insanlar bir türlü ne demek istediğini anlayamıyor yani evet, ya da az anlıyor. Evet yavaş yavaş bitiriyoruz. Ne zaman geleceğim bir daha? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü benim söylemek istediğim çok şey vardı. Evet biliyorum. Her konuktan sonra senin ayrıca böyle bir 10 dakikalık ya şey yapalım bak, istiyorum. Burada konuşan konunun şurasında ben saçmalıyor ya falan yapsam <laughs> ya da, ya da şey yapsam. Bu falan desem çok ben yavaş yavaş... Çünkü bana Acaba bunu... sen böyle alt tarafta hani iş işin engelliler için bir şey oluyor ya onun gibi. Bana böyle bir şey mi yapsın? <laughs> hiç, hiç bu değil. Hiç bu değil. Güzel Hayır olabilir. hiç bu değil. Sen bana şey diye teklif ettin ya bunu. İkimizin de YouTube kanalı yok artık benim var diye. <laughs> Benden böyle kıçın kıçın programda evet, başka bir de... türlü bir yer edinmek <laughs> var. YouTube kanalı olmayan bir ben kalmıştım. Şu anda sadece benim. <laughs> evet şu anda sadece. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> evet bitiriyorum yavaş yavaş. Eee, sence kariyerindeki dönüm noktaları nelerdir? Hı, bence yaptığım ya oynadığım her şey. Yani böyle önemli, niye, şu olmasaydı sonrası böyle olmazdı diyebileceğin şeyler var mı? Ali abi beni sahneye atmasaydı hayatımın ne olurdu onu bilemeyiz, hiçbir zaman bilemeyiz. Belki dansta devam ederdim, bilmiyorum. Ee, hocalarımla sahneye çıkma şansım olan iki tane oyunum var. Kiralık Konak'ta Toron Karacaoğlu'yla, Yaprak Dökümü'nde Savaş Dinçer'le. Onlarla sahne üzerindeki deneyimlemenin dışında e, prova sürecinde ve arkada da söyle bakayım olafını bıdı bıdı bir daha söyle bir daha söyle doğrusunu hiçbir zaman ikisinde ya. söylemezdi yani e, hayır lafın alkışı var bir daha söyle bir daha söyle filan gibi öğretin evet, evet lafın alkışı var ve yani alkışçı hocalar oldukları için değil ama hani varsa var onu öğretmeye tabii, tabii, tabii. çalışma o sırada o hocanın arkada şu an yalgının oyunu izlediği gibi arkanda hocanın oturduğunu ve Onunla içeride çalıştığın gibi söylemek durumunda olduk. audition'dan beter yani. O, audition <laughs> Toron Karacıoğlu veya Savaş Dinçer yani merci olarak. Onu söyleyip alkış aldığında veya onların istediği sessizlik olduğunda seyircide seyircinin üzerinde hafifçe onlara döndüğünde yapıp içeriye giden bir Ahmetçi. hocanın varlığı. E, bu bir kısmet mi kaderimdeki bir bilmiyorum bunların ne olduğunu. O iki oyun onun için çok e, özel olabilir. Bir de... O sırada ne yapıyorsam o oyunun benim için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Evet. Tıpkı şu anda Hastalık Hastası'ndaki Tuanet'le kurduğum bu tarif edilemez bağ gibi. Yani sanki bütün bu oynadıklarımı aslında Tuanet'i bir gün oynamak için oynamış gibiyim. Ama bu programın yıllarca mantıklı. sürsün. Önümüzdeki sene oynayacağım şey içinde sanki bütün bu oynadıklarımı dediğim şeyin içine girecek Tuanet ve o sırada oynadığım şey olacak gibi geliyor. Evet evet ben de. Hep şey cümlesini ya. kurdurmasın bana meslek isterim. Uf, o oyunum da Bunu diyebileceğim bir oyunum yok çünkü şu anda. Ne güzel. O cümleyi kurmak istemem. Ama kurulabilir. Ben de öyleyim. Gazla çalışıyor olduğum için. Hmm. Sen de öylesin. Hmm. Çünkü. Ee, yani o oraya odaklanıp o hedefe doğru ilerlemeye başladığımda başka hiçbir şey görmüyorum. Evet. Peki oyunculuk hayatım boyunca en çok işime yaradı dediğin şey nedir? Şey mi? Evet. En çok şu işime yaradı. Hmm. Kavin işime yaradı. <laughs> çok saçma. Çünkü kavini e, kabini doğurmadan önce... E, ...sahne üzerindeki hatalarla birlikte devam eden biriydim. Bunu hemen anlayacaksın. Teklediğimde, tüklediğimde bir şey kendi olması gerektiği gibi olmadığında benim yüzümden... ...benim yüzümden, <laughs> o çok büyük bir şeydi zaten... ...benim için. Oyunu mahvetmek, tabii, tabii, biçmek falan öyle. gibi bir şeydi ve... ...çıkamıyordum o hatadan yani... Bu bir dil suçması olabilir. Hiç önemli değil hatanın ne olduğu. Çünkü hata zannediyordum onu. Adını hata zannediyordum. Ee, şu anda onun adına hayat koyuyorum, yaşam koyuyorum. Ee, harika diyorum onun adına. Bir sıfat bulacaksam ona... Ee, ve oyuna devam edemiyordum. Ediyordum ama ben ben değilim şeklinde devam ediyordum. Bir gün ilk defa kabini doğurdum. Kabini emzirirken e, tekrar çalsam diye... ...Vudia'nın çok tatlı Hı -hı. bir oyununa başlamıştım. Ve hani böyle hani e, süt veriyorum. Hı -hı. E, süt sağıyorum Matine matinesuara arasında. Sahneler arasında süt sağıp lavaboya döküyorum. Çünkü göğüslerim şişiyor yani. Öyle bir noktada sahneye Hı -hı. çıkıyorum. Ve kızımı özlüyorum. Hı -hı. Yani e, sahneyi çok özleyerek döndüm ama... ...kabini daha çok özlüyorum. Sahneye çıkıyorum ama ben hep bu işi... Şu anda yapacak daha iyi bir şeyim olduğunu hissedersem yangın var hissiyle yapan biriyim. Hiç hissetmedim kavinin doğum oyununa kadar. Ay ne yapıyordur acaba deyip onu da düşünmeye başlayınca şaşırdım. Tabii. Ee, normalde o şaşırmak çok büyük, çok büyük bir, şey bir şey şeyken ee, ve içimden bir ses söyledi. Ama boş ver ya sen kavinin Kavin annesisin dedim yani boş ver dedim. İlk boş verim bundan 13 sene önce demişim. Oyunculuk hayatımda yani hmm. 30'lu yıllarıma, tam 30 yaşıma, 31 yaşıma denk geliyor. E, boşver demenin bana çok büyük bir harita olduğunu e, gördüm ama buradaki e boşver... O rahatlık içerisinde hmm. bir karakteri canlandırıyor evet. olmak aslında çok daha başka o bir şekilde oluyorsa, sana yarıyor. O an ne oluyorsa, o anki seyirci nasıl bir şey? Seyir... o an Beyti karşımda nasıl bir Beyti ise bizler insanız. Hmm. Her gece oyunu oynamaya, aynı şeyleri robot gibi söylemeye geliyoruz zannediyorlar ama böyle bir şey yok. Yaşam akıyor, bir şeyler oluyor, bizi negatif veya pozitif etkileyen ve o karaktere geliyoruz, o merilere, tuanetlere geliyoruz ama biz, biz her gece başka biriyiz. Onun için de oradaki boş ver, yanlış anlaşılmasını istemem, boş ver ya gibi bir tabii, boş ver değil o, ee, boş ver, boş ver ya, kal, anın içinde kal. Çünkü ben yine sevdiğim... sakinlik işte yani, aslında evet. sakin kalabiliyorsun. Ne oldu, neler unuttun, ne yaptın, niye falan diye kafanda büyüteceğini, evet. aslında bir anda sakinliğe geçip. Ama bugün de böyle olabilir. Onun için eskiden benim, Devam etmem gerekiyor. E, hata heyecanlandıran bir şey olur ya, evet. ben öyleydim. Hızlandıran ve hata üstüne hata evet. yaptırtan bir şey. Şimdi hemen ne oluyor diyorum Hı -hı. bir şey olduğunda. Hastalık hastasında hemen oldu yani tabii. dört oyunda. Hemen tabii, oldu. Tabii, tabii, 44 tabii. tane oldu ya da 44 <laughs> tane oldu. Ne oluyor diyorum? Teşhisimi koyuyorum. Sakinleştiriyorum kendimi ve daha iyi bir şeye dönüşüyor ve o olan şeyi... Çarşamba oluyorsa perşembe oyuna evet. alıp hayatına devam ediyorsun. Tedavi etmeyi öğreniyorsun. Evet. Çok güzel bir cümle ya. Ceket bende ama çok güzel bir <laughs> ben cümle. alayım artık. Aa, tamam. <laughs> Peki son sorumu soruyorum. Ya tamam. İyi oyuncu olmak isteyenlere ne önerirsin? Hiçbir şey ya. Çok korkarım bir şey önermekten. Ne önermezsin? Öyle de sorabilirim ya. Büyütmesinler mesleği. Hmm. Tabii nasıl anlatılır bu bilmiyorum ama gözlerini de çok büyütmesinler. Ee, yaşamın farkındalarsa bütün iyilikleri ve kötülükleriyle, ee, bakkallarının adını biliyorlarsa, çok klişe ama yani evet. hakikaten klişe yerden anlatmaya çalışmıyorum. İşte e, hayvanlarla iletişimleri varsa, dünyada olup bitenleri biri biraz okumalarını önerebilirim. Böyle bunu ceketle, ceketten öneririm yani çünkü e, çok büyük bir eksik olduğunu ben görüyorum özellikle öğrencilerimde. Dil, dil, çoklu dil evet. merakı geliştirmeli bence Tabii. bu işi yapmak isteyen insanlar. Çünkü binlerce içeriğe ulaşabilecek <laughs> ve binlerce eğitime katılabilecek hali Çok iyi seyircilik etmek ve seyyah olmalarını öneririm. Yani 10 atölyeye gitme parası biriktirmişlerse, bildik şu an yapılabilir bu tak 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 diye hangi 10 evet. atölye. İşte gelsin o 10 atölyenin 7'sine, 3'üne ayırdığı parayla da dünya dünyada görmek istediği yerleri görmesini, insanları dinlemesini... Daha az konuşmasını ve daha fazla dinlemesini öneririm. Meslekte sahne üzerinde daha fazla kalmak istiyorsa. Dünya hikayelerle dolu ve sıradan insanların sıradan hikayeleriyle dolu. E, onları iyi kavradığımız zaman bu Shakespeare'ler, Çeo'lar zaten e, babalar yani. E, onlar da zaten böyle sıradan hikayeler yazmışlar evet. aslında. Büyütmemelilerdeki kastım o. Aynen. Yani Macbeth'i gözünde büyütmemek, Lady Macbeth'i gözünde Hı. büyütmemek. E, görebilmek onun kim olduğunu belki. O gerçekliğe. Oradan hmm. bakıyor olabilir. Onun için aslında galiba en çok seyahat öneriyorum ya. Hmm. En çok seyahat. Tabii ki şansları ve bütçeleri varsa da o seyahatler sırasında bilmedikleri dilde bile oyun seyretmelerini. Tabii. Ben mesela en son e, neresiydi Kamboçya'daydım. Kamboçya'daydım. Yani, nerede olduğunu bilmiyordum harita üzerinde gittiğimde. Gerçekten Bilmiyorum. Bilmiyorum. tur ajantasında öğrendim. Kamboçya'da bir oyun seyrettim. Ne güzel. İnanılmaz bir keyif verdi çünkü e, dil bilmediğin zaman da meslek şahane. Tabii. Ee, hoca dolu dünya, Tabii. o yani öğretmen dolu dünya bu meslekle ilgili. beytengin ne kadar iyi bir öğretmense, Kamboçya'daki bir e, evet. yerel tur rehberi de o kadar iyi bir öğretmen. B.T. kadar iyi bir bakkal, öğretmen. Bak, abi de çok iyi bir öğretmen. Evet. Çok iyi bir oyuncu öğretmen. Onun için belki biraz öyle bir şeyi öner öneriyorum zaten. Çocuklara öneriyorum evet. da böyle hocam ya bizim paramız yok falan gibi yani çok tatlı cevaplar veriyorlar ama bunu öneriyorum en çok. Ya, okumayı bile bu kadar önermiyorum diyeyim sana yani. Ne güzel. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Yine bekleriz. Geleceğim. Aşağıda da bir yerim olsun. <laughs> Konuğun tepesinde de bir yerim olsun. Yani şunu yapmayı istiyorum. Tabii ki yapabileceğim bir konu. Mesela Yiğit gelsin. Ha. O bir şey anlatır ya falan. <laughs> Şundan yüksel. Yani. <laughs> hiç bu değil demek istediğim insanlar var. Ya da aynen anlattı. Çok iyi anlatıyor. Demek istediğim insanlar da var. Yapalım o da bir format. Tamam yapalım. Deneyebiliriz. Deneyeyim. YouTube bizim. Gerçekten Hepimizin. bizim mi? <laughs> ha, harika. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.